Ben de zesteyim. <laughs> hocam geçenlerde bir vatandaşa yabancı dilden bir mektup gelmiş. Evet. Onu okuyasın diye sana getirmiş. Evet. E sen de okuyamamışsın. Evet. E, halbuki yani böyle başında kavuk var hoca diye. Anlatayım. Geziyorsun ortada adam da kızmış. Anlatayım. Niye okuyamadın hocam o mektubu? Anlatayım. Günlerden bir gün eve bir misafir geldi. Kapıyı açtım. Buyurun dedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bana Çin'den bir mektup geldi. Kimse okuyamadı. Okusa okusa Nasrettin Hoca okur dediler. Ve sana getirdim. Deyince açtım zarfı, mektubu çıkardım, baktım. Hakikaten de Çince. Ben Arapça bilirim. Farsça bilirim. E, Türkçe de bilirim. Ama bu işin içinden çıkamadım Çince bilmiyorum. Ya dedim arkadaş bu mektup Çince. Ben dedim Çince öğrenmedim. Bilmiyorum yani kusura bakma okuyamadım. Adam Git, ne dedi? Çince bilen birine götür dedim. Adam sinirlendi. Aha. Köpürdü. Ya arkadaş dedi sen Nasrettin Hoca değil misin? İlim adamı değil misin? Hafız değil misin? Müderris değil misin? Bilir kişi değil misin? Vali yardımcısı değil misin? Kadılık yapmadın mı? Her şeyi biliyorsun da. Nasıl Çince bilmiyorsun? Adam bir bağırdı. Bir çağırdı beni azarlıyor çocuk gibi. Başındaki kavuktan utan. Aa, bir de öyle demesin mi? Ya dedi. Benden utanmıyorsan başındaki kavuğundan da mı utanmıyorsun demesin mi? Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın hocam? Çıkardım kavuğu, <laughs> adamın kafasına geçirdim. Al dedim, marifet kavuktaysa sen oku. İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı için el ele.